1 milyon dolarlık bir ödül kazansaydınız ne yapardınız? Akademiye teşekkür eder, parayı alır ve bir yat mı satın alırdınız? Bu çoğu insan için güzel bir plan gibi gözüküyor. Ancak bir matematik dehası olan Grigori Perelman bu ödülü hakaret olarak kabul etti ve reddetti. Grigori Perelman 13 Haziran 1955 tarihinde Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak adlandırılan St. Petersburg'da doğdu. Ebeveynleri elektrik mühendisi ve matematikçiydi. Matematikçi olan annesi Grigori ve küçük kız kardeşini yetiştirmek için lisansüstü eğitiminden vazgeçti. Klasik masallar yerine onlara matematik ders kitaplarını okumuş olmalıydı ki oğlu daha ufacıkken matematiğe özel ilgi duydu. Matematik ve fizik üzerine uzmanlaşmış bir ortaokula devam etti. 1982 yılında ülkedeki en iyi öğrencilerden biri olan Perelman, Uluslararası Matematik Olimpiyatına katılmak için Sovyet milli takımının bir üyesi olarak Budapeşte'ye gitti. Ve orada mümkün olan en yüksek puanı aldığı için altın madalya kazandı. Aynı yıl henüz 16 yaşındayken diğer pek çok öğrenciden çok daha erken bir tarihte Leningrad Devlet Üniversitesi Matematik ve Mekanik Fakültesine girdi. 1990 yılında Perelman doktorasını tamamladı ve Leningrad'daki SSCB Bilimler Akademisi Steklov Matematik Enstitüsü'nde çalışmaya başladı. Hem Sovyet hem de uluslararası bilim dünyasında başarılı olan birkaç makalenin ardından Perelman, New York Üniversitesi Courant Enstitüsü'nde bir sömestr için Amerika Birleşik Devletleri'ne davet edildi. Orada ilk önce ünlü matematikçi Richard Hamilton'la tanıştı. İlginçtir, daha sonraları Perelman'a neden 1 milyon dolarlık ödülü reddettiği sorulduğunda Richard Hamilton'dan bahsetti. Ama buna birazdan değineceğim. İşte o zamanlar insanlar onun ne kadar ilginç biri olduğunu fark etmeye başlamışlardı. Maddi olarak bir sıkıntısı yoktu. Çünkü öğretmenlikten fena para kazanmıyordu. Yine de tek yediği şey geleneksel Rus esmer ekmeği ve peynirdi. Grigori asla tırnaklarını kesmezdi ve bu kendisine sorulduğunda omuzlarını silker, "Doğal bir şey, neden tırnak kesmekle uğraşayım ki?" diye cevaplardı. 1993 yılında ona diğer bir harika pozisyon teklif edildi ve Kaliforniya'da Berkeley Üniversitesi'nde 2 yıl için Miller araştırma görevlisi oldu. Hamilton'ın verdiği derslere devam etti ve profesörü daha iyi tanıdı. Perelman, Hamilton'a Poincaré varsayımının çözülmesine yardımcı olabilecek bazı fikirleri olduğunu söyledi. Ancak o sıralar buna fazla eğilmedi. Bu arada Poincaré varsayımını çözmek, sonunda Perelman'ın resmen matematik dehası olarak tanınmasını sağlayan şey oldu. Kaliforniya'da geçirdiği süre boyunca Perelman'dan bilimle ilgili dünyada üzerinde farklı işlere başvurması için bir özgeçmiş yazması istendi. İnsanların özgeçmişi olmadan eserlerinden yeterince yararlanabileceğini söyleyerek bu öneriden rahatsız oldu. Eğer bir özgeçmiş istiyorlarsa ona göre demek ki bu insanlar onun çalışmalarının hiçbirinden haberdar değildi. Grigori muhtemelen haklıydı çünkü Berkeley'deki görevinden sonra yeterince iş teklifi aldı. Birkaç isim vermek gerekirse Stanford, Princeton ve Tel Aviv Üniversitesi onun araştırma kadrolarına katılmasını istedi. Tahmin edin Perelman ne yaptı? Evet, aynen. Bunların hiçbirini seçmedi. Kendinden en iyi verimi Rusya'da aldığını belirtti ve 1995 yılında ana vatanına geri döndü. Büyüdüğü şehirde ayda maaşı 100 dolardan az bir araştırma pozisyonu için Steklov Enstitüsü'ndeki eski işine geri döndü. Ama şimdiye kadar anlamışsınızdır. Para onun için hiçbir zaman önemli değildi. Bu yüzden Perelman tüm zamanını ve çabasını dikkatini dağıtmadan çok sevdiği mesleğine adayabildiği için mutluydu. O sıralar 3 boyutlu şekillerin derin yapısını incelemekle alakalı olan Poincaré varsayımını çözmeye odaklandı. Bu sadece matematik için değil, aynı zamanda teorik fizik ve kozmoloji için de son derece önemlidir. Şimdi size bunun ne kadar karmaşık olduğu konusunda bir fikir vermek adına bu varsayımın bugüne kadar 7 adet ödüllü milenyum problemi arasında tek çözülmüş olanı olduğunu belirtelim. Bu matematik problemlerinden herhangi birini çözmeyi başaran birine 1 milyon dolar verilecektir. Bu liste 24 Mayıs 2000 tarihinde Clay Matematik Enstitüsü tarafından yapıldı. Bu ödül çok inanılmaz gelebilir ama bu problemleri çözmek için gerçekten bir dahi olmalısınız. Yoksa bunlara boşuna milenyum matematik problemleri denmezdi. Bilim insanları ve matematikçiler bunları çözmek için yıllarını vermiş durumda. Bunu anlayabiliyorum. Ben de en iyi yıllarımı lisede sadece cebirden geçmeye çalışarak geçirdim. Perelman'a gelirsek,
2002-2003 yıllarında problemin çözümünü internette yayınladığı iki makalede açıkladı. Bu çözümün doğruluğunun onaylanması bir 3 yıl daha aldı. Ancak internette yayınladığı çalışmalarının yalnızca ilk yarısını kapsayan doğrulama aşamasında bile çığır açan keşfi hakkında konuşması için tekrar ABD'ye davet edildi. Harvard, Princeton ve Stanford'a dahil olmak üzere 6 önde gelen Amerikan Üniversitesi'nde konferanslar verdi ve bu konferanslara yüzlerce insan katıldı. Bunu ilgi çekmek ya da şöhret kazanmak için değil, bilim adına yaptı. Perelman, varsayımın çözümünü o kadar çok bulmak istiyordu ki, problemin çözümüne katkısı resmi olarak kabul edilmeden önce diğer bilim insanlarının da fikrini sorarak çok fazla risk aldı. Bunu yaptığı için başka birinin onun fikirlerini çalması mümkün olabilir miydi? Evet, bu Perelman'ın fikir danıştığı Xingtun Yao'nun varsayımının çözümünün kendisine ait olduğunu iddia ettiği zaman neredeyse böyle olacaktı. Bununla birlikte Perelman'ın New Yorklu gazetecilere yaptığı açıklamaya göre kendisi bir hata yapmış olsaydı ve matematik gizeminin çözülmesine yardımcı olacak şekilde biri bu hatayı yakalayıp düzeltseydi yine de çok tatmin olacağını söyledi. Çünkü bütün derdi nihai sonuca ulaşmaktı. Onun Poincaré problemine çözüm getirecek tek kişi olmak gibi bir iddiası yoktu. Doğru yönde hareket ettiğini bilen Perelman, Rusya'ya döndükten sonra 2003 yılında makalesinin ikinci bölümünü internette yayınladı. 2006 yılında bilim çevreleri problemin resmi olarak çözüldüğünü doğruladı. Bilim dergileri bunu yılın başarısı olarak adlandırdı ve Perelman'ın matematiğin Oscar'ı ile Nobel ödülünün birleşimi olarak bilinen Fields madalyasını kazandığını açıkladı. Bu ödül sadece 4 yılda bir 40 yaşın altındaki matematikçilere verilir ve bu büyük bir onurdur. Tahmin edin Perelman yine ne yaptı? Madalyayı kabul etmeyi reddetti. O zaman Uluslararası Matematik Birliği Başkanı olan John Ball, Perelman'ı Madrid'e gelip ödülü almaya ikna etmek için St. Petersburg'a uçtu. Cevabı yine hayır olmuştu ancak sebebini açıklamadı. Daha sonra Perelman, madalyanın kendisi için bir öneminin olmadığını, tek önemli şeyin ispatının doğru olması olduğunu ve hayvanat bahçesindeki bir hayvan gibi sergilenmek istemediğini söyledi. Muhtemelen hayvanat bahçesindeki bir hayvan olma korkusu, Perelman'ın 2006 yılında Steklov Enstitüsü'nde işini bırakmasına sebep oldu ve dünyanın geri kalanından kendini sakladı. Hala annesi ve kız kardeşiyle St. Petersburg'daki küçük bir dairede yaşadığı ve kendi mütevazı evinin hamam böcekleriyle dolu olduğu söyleniyor. Kendisine evin dışında bir yerde rastlandığında üstünde hep aynı pis paltosu ve pantolonu, upuzun tırnakları ve sakalları olduğu görülüyor. Onu daha da münzevi gösteren şey, St. Petersburg şehrinin harika mimarisi ya da etrafındaki diğer insanlara değil, hep yere bakması. Kendisi bazen Mariinsky Tiyatrosu'nun arka sıralarında bir opera dinlerken görülürmüş. Ancak bu tür kültürel olaylar için bile son derece nadir dışarı çıkıyormuş. 2010 yılında Massachusetts Cambridge'deki Clay Matematik Enstitüsü, Perelman'ı onurlandırdı ve resmi olarak bu matematik problemlerinden birini çözen kişi olarak ilan etti. Evet, çözen kişiye 1 milyon dolar kazandıran o matematik probleminden bahsediyoruz. Perelman buna hayır demişti. Videonun başında Richard Hamilton'ın bu konuyla ne alakasının olduğunu açıklayacağıma söz verdiğimi hatırlıyor musunuz? Perelman, çözüme olan katkısının Richard Hamilton'ınkinden daha büyük olmadığını ve bu yüzden ödülü kendisinin kabul etmesinin sahtekarca bir davranış olacağını belirtti. Gazeteciler bunun üzerine Perelman'ın evinin önünde kamp kurup onun ağzından bir yorum almayı ümit ediyordu. Ancak o dışarı çıkıp herhangi bir şey söylemeyi reddetti. Telefonda sadece mantar toplamakla meşgul olduğunu söyleyerek onu rahatsız ettikleri yorumunu yaptı. Bir noktada Perelman matematikle olan tüm bağlarını koparmaya karar verdi. Bir keresinde dünyada dürüst matematikçiler varken dürüst olmayanlara müsamaha göstermeye istekli, kurallara boyun eğmiş bir sürü insanın bulunduğunu söyledi. Bu nedenle ona göre daha etik ilkeleri olan insanlar münzevi kalmayı tercih ediyordu. Birkaç yıl boyunca Perelman annesinin yaşlılık aylığıyla hayatını idame ettirdi. Ancak 2018 yılında Avrupa'da matematik dersleri vermek için gelen teklifleri ara sıra kabul etmeye başladı. Sizce Perelman doğru olanı mı yapmıştı yoksa yaptığı aptalca mıydı? Bana aşağıda yorumlarınızı bildirin. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Yalnız henüz hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Göz atmanız için daha 2000'in üzerinde birbirinden ilginç videomuz var.
tek yapmanız gereken sağdaki veya soldaki videoyu seçip üzerine tıklamak ve videonun tadını çıkarmak. Hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle şimdilik hoşça kalın.